Arkadaşlar aynı işlemler burada da var. Üzerinde durmayacağım. Durayım mı? Bakın açıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Buraya 6z eksi 2 koyarsak oluyor. Ya buralarda çok uğraşmak istemiyorum. Diğerlerini siz yapın. Basit yani. O yüzden. Geçtim. Evet. Diyor ki alanları verilen ifadeleri bulun. Bu bizim için önemli işte. Arkadaşlar neleri verilmiş? Alanlarını cebirsel bulun. Evet, bu bizim için önemli. Bir kare diğer kenarı da 2x eksi 2'dir. Çarpalım. 2x eksi 2 ile 2x eksi 2'yi çarparsak alanını buluruz. O da ne olur? 4x kare eksi 8x artı 4 olur. Değerli olur. Çarptık. Aynı çarpmayı yaptık. Burada çarpalım ne olacak? X artı 2 ile 2x artı 5'i çarpacağız. Bakın bunları hep kullanacağız. Yeni nesil sorularda böyle gelecek bize. Bahçe, tarla vesaire her şey gelebilir. Arkadaşlar bununla bunu çarptım 2x kare. Bununla bunu çarptım 5x. Bununla bunu çarptım 4x. Bununla bunu çarptım artı 10. Şurayı topladım. 2x kare artı 9x artı 10. Üçüncüyü de siz gönderin bana. Bakın artık geometride de cebirsel ifadeler kullanacaksınız. Öyle 3 5 vermeyecekler. Haydi bakalım. Hocam ekran paylaşım. Ay nasıl paylaşmam? Değil mi? Hocam chat'e atalım mı cevabı? Evet. Meet'se paylaşmamış. Hemen paylaşıyorum efendim. Hemen. Tık. Cevabı sohbetten alalım. Göstermeyelim. Hayır, yanlış şeyi paylaştım galiba. Evet, yanlış paylaşım yaptım. Göstermeyi durdur. Şimdi paylaş. Tüm ekran. Ekranı paylaşacaktık. Evet arkadaşlar, üçüncüsünü yapalım. Haydi Beyza. Evet. Mert Samet, Deniz, haydi. İlk dersten firemiz var. Evet. Tuana der ki, 10x kare eksi 7x artı 1. Eflin ne diyor? O da 3x, o başka bir şey dedi. O başka bir şey demiş. Merve 10x kare eksi 7x artı 1. Demek ki doğru. Herkes öyle bulmuş. Efe 10x üzeri 4 mü? Hocam bir saniye bekler misiniz lütfen? Hadi. Tamam hadi. Yapınız. Efe dikkat et. Hocam ben onları çarpmışım ya. Dikkat et. Hocam ben en son cümlesinin işaretini yanlış yapmışım. Düzeltelim. Arkadaşlar çarparsak bakın 10x kare eksi 7x artı 1'dir. Tamam mıyız? Gülfem Ezgi sorun var mı? Yok. Nisa? Ecinaz? Ecinaz sen Fenerli miydin? Evet. Okay. Elhamdülillah Fenerliyiz falan diyormuş. Bazen öyle diyorlar ya Fenerli misin diyorum. Elhamdülillah Fenerliyiz hocam falan dedi. Evet. Maç mı var bugün ya? Maç falan yok değil mi? Yok hocam. Yok öyle. Ah, o zaman kaptırıp gidebiliriz. Sorun yok. Arkadaşlar problemlerde nasıl kullanacağız? Mesut 2x gün boyunca
Günde x artı 3 sayfa. Daha sonraki x gün boyunca x eksi 3 sayfa kitap okumuştur. Mesut da bilmece gibi adam ha. Ne okuduğu, kaç gün okuduğu belli değil. Mesut toplam kaç sayfa kitap okumuştur sizce? Hadi bakalım. Mesut kaç sayfa kitap okumuştur? Hocam Allah aşkına bu nasıl soru? Evet, Mesut'un kafasına güneş geçmiş. Hocam bence güneş geçmemiş. Direktman trafodan çarpılmış. Evet, hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim. Burada 2x gün boyunca günde x artı 3 sayfa diyor ya. Ona 2x kare artı 3 yaz. Ay 2x kare artı 6x yazsak olur mu? O evet güzel. O ilk okuduğu zaman. Bir de diğerini bulacaksın. İkisini toplayacağım. Ha tamam. Evet. Arkadaşlar geçen gün bir minibüse bindim. Minibüsü çarptı çarpacak. Yalnız minibüste en önde oturuyorum. Bir yandan da minibüsçüyü kesiyorum. Yani ne yapıyor bu adam? Niye arabayı böyle salsıyor? Neden kullanamıyor? Bir baktım elinde telefon var. Telefonla uğraşıyor. Biraz da gençten bir çocuk. Dedim ki herhalde yani nişanlısı sözlüsü bir şey var. Onunla herhalde yazışıyor falan. Sonra biraz daha dikkatli baktım. Çünkü çok hata yapmaya başladı. Dedim birader hayırdır dedim telefon ne bir sıkıntım var. Ya sorma abi ya dedi ne oldu dedim. Ya bu dedi illete bulaştık dedi. Ne illeti? Sanal bahis. Evet. Sonra arkadaşlar minibüste çok kişi kalmadı. Bana öyle şeyler anlattı ki aklım durdu. Yani bu sanal bahis olayı arkadaşlar almış gitmiş sanal kumar. Ve o kadar çok borcum var ki diyor ödeyemiyorum diyor. Eşten dosttan borç aldım. Ödeyemiyorum. Sabah akşam minibüse çıkıyorum, taksiye çıkıyorum. Ödeyemiyorum. Kazanmak için hocam biraz daha oynuyorum diyor. Daha çok batıyorum. Neredeyse diyor intihar ettim edeceğim. Ona dedim ki sen bir matematikçiyle konuşuyorsun. Çalışarak para kazanma olasılığın kumardan para kazanma olasılığından 1.000 kat daha fazladır. Evet. Matematiksel olarak Hocam izah ettim. Evet. çoğu minibüsçünün zaten kulağında hep Bluetooth kulaklık falan oluyor. O Ya da ayrı elinde şey. Ama telefonla müzik arkadaşlar falan açıyorlar. adam bana öyle bir şey söyledi ki ben şok oldum. Bu olay sizin yaşınızdaki çocuklara kadar düşmüş. O sakat iş. Yani dikkat etmek lazım. Böyle şeylerden uzak durun arkadaşlar. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu ikisi de mesela bir toplama işleminde ikisi de üstünde kare olduğu zaman onları karelerini de mi Tabii topluyoruz? orada benzer terimleri toplayacağız. Yapalım. 2x gün boyunca günde x artı 3 okumuş. Çarpıyoruz. 2x kare X kare x artı kare 6x. artı 6x. 6x. Bitti. Bir de sonra x gün boyunca x eksi 3 okumuş. Çarpıyoruz. X kare eksi X kare 3x. Eksi 3x. 3x. X kareleri topladık. 3x kare. X Adamı kare. topladık. Artı 3x. Artı 3x. Tamam mıyız? Evet. Bir bakkal kilogramını 2x artı 3 2x-3 TL'ye aldığı şirket kilogram başına x artı 5 kar ekleyerek satıyor. 3x satarsa kaç para elde eder? Hadi bakalım. Evet, Melek sesi kapatalım. Arkadan ses geliyor doğal olarak. Pardon. Evet. Bakkalcısınız. 2x-3'e aldınız. Üstüne x artı 5 ekleyip satacaksın. Zeynep Serra. Ne kadar? 3x kadar satacaksın Mahmut. Şekerim var mı? Var var.
Ne duruyorsun? Helva yapsana. Mahmut helva yapsana. Hadi. Mahmut Tuncer söylüyor onu, biliyorsun Mahmut. Evet. Şekerim Evet. var mı Yağız? Yağız hayırdır ya? Bir durgunsun, yorgun musun? Ne oldu? Evet hocam ya, yoruldum bugün. Ne yaptın bugün? Bin soru çıktı. Hocam ben hemşireye gidiyorum sabah. Okul kursu hem öğleden sonra hem sabah var hocam. Ne yapıyorlar ya? Aşırı yükleme mi yapıyorlar? Evet hocam ya. Futbolcular da oluyor ya. Ama hocam daha buraya yetişemiyorlar. Dersler sıkıcı geçiyor. Ya bildiğin şey ne? Hocam. Ama dinle bak. Olur ki Yok atladığın hocam, bir şey vardır. dinlemezlik yok. Dinleyin. Hocam benimki cumartesi günü başlıyor. Hadi hayırlısı. Şey oluyor mu? Böyle önden bildiğiniz için hızlı cevap verince şaşırıyorlar mı? Hocam Hocam biz hep herkes biliyor zaten. Hocam Biliyor. Bak hocam yani biz ilginç. dershanede çok oluyor bizde. Bak bu da ilginç. Yağız ne diyor? Herkes biliyor zaten. Hocam biz Merve ile söyleriz hoca şok oluyor. Evet. Herkes biliyor. Hocam Hocam amacımız bizimkinde var. Daha fazla öğrenci. hocam bizimkinde okul açılmadı. Okul açılınca hoca bana şey diyor. 7. sınıfta da öyle dedi. Sen nereden biliyorsun? Hangi ara çalıştın bu kadar Hocam komple diyor. biz Hocam bizim benim aklım. dershanede bu hafta Eflin gelmedi ama şey yani geçen hafta Eflin gelmedi. Hocam yarışma yapıyoruz. Hocam benim kimse rakibim olmak istemedi. O yüzden ben geçtim yerime oturdum. Evet, güzel. Arkadaşlar aldık bunu Hocam ben de şuna şaşırıyorum. Ben Eflin, ben Merve aynı dershaneye gidiyoruz. Hocalar onun sınıfını oynatıyor. Bizim sınıfa geliyor. Hadi ders yapıyoruz. iki. Evet. Neymiş? Arkadaşlar. Biz erkekmiş. Hocam sınıfta iki tane kız var. Geri 18'i erkek. Hocam Hocam bizim de full bizde kız. kız artı iki erkek. Başkasını alsak daha iyi olurmuş. Arkadaşlar iki tane kız o kadar erkeğin içinde iyi olmamış. 3x artı 2 bizim karlı fiyatımız. Ali, karlı fiyatımızdan 3 kilo satarsak ne olur? 9x kare artı Artı 6x. 4x. Evet. Geçiyorum. Melek sen şimdi Saniye hocam. nedenlerden derse mi giriyorsun? Evet. Neden diyordu ki? Ne çalışkan torunum var benim. Hocam 2 dakika bekleseniz yazsam olur mu? Olur ya. Hocam kahve dava açıyordur. Evet. Hocam biz dedemin yanına gittik Edirne'ye. İşte diyorum ki dedem çağırıyor mesela dışarı çıkacağız hadi gel falan diye. Diyorum ki benim dersim var gelemem. Ne çalıştın ya diyor, ne çalıştın diyor. Ha. Akşam akşam diyor ne dersi. Ya işte. Dedelerin hepsi böyle. Hocam babaannen ben dersteyim diyor hocam. Odaya misafiri sokmuyor. Ben de onu neyde yaşıyorum? Bizim kızlar bir tanesi bu yaz 170 küsür kitap bitirmiş 75 günde. Diğeri de 100 kitap falan bitirmiş. Ben de onu bizim kızlarda diyorum. Hadi gelin yemek yiyeceğiz. Baba dur kitap okuyorum. Bırakmıyorlar. İkisi toplam 25 bin sayfa kitap okumuşlar. Ya. Geçen onları çektik böyle bitirdikleri kitabı. Arkadaşlar batırdılar Hocam benimkini beni ya. toplasak en az 200 eder. Batırdılar arkadaşlar ya. Vallahi beni Hocam batırdılar. benim bu yaz okuduğum kitaplar maksimum 200 200 sayfa mı? sayfa. Allah razı olsun. Çok Evet teşekkür hocam. ederim. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Mine Ben kitap okumayı sevmiyorum ki. Kitabın başına oturuyorum. Boşa vakit harcıyorum gibi geliyor. olmaz. Hocam ben de öyle. Olmaz. A artı 5 TL olan silgiden 3 tane. Daha. 2A eksi 5 olan kalemden 4 tane alarak kasiyere 20A verdiğine göre kaç para üstü alacak? Hocam onu zaten Arkadaşlar ben kitap kitap okudum. okumadan olmaz, değil mi Ahmet Cüneyt? Kitap okumadan Hocam olmaz. Evet. ben kitap Ahmet okumaya Cüneyt altı aslında 500 sayfa okumuş, o yüzden hocam bir ona. tane şey duymuştu hocam. Hocam bir tane çocuk hocam LGS hazırlanırken hocam hiç soru çözmemiş hocam. Sadece hocam kitap okumuş hocam. LGS birincisi olmuş hocam. Doğru Ha, mu? o hikaye, öyle bir şey yok. Sadece kitap okuyarak olmaz ama iyi kitap okuyup iyi de soru çözüyorsa çok iyi olur. Kitap Hocam okumak önemli arkadaşlar. Kitap ben okumak. küçük ilkokuldayken çok kitap okuyordum. Aslında şimdi de okuyorum da o ders çalışmakta genel olarak ona vaktim kalmıyor. Arkadaşlar yalnız siz şu an seçici okumalısınız. Yani öyle gidip saçma sapan kitaplar okumalısınız. Evet, onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, A artı 5'ten 3 tane alırsak ne olur? 3A artı 3 artı 15. 15.
2a eksi 5'ten de 4 tane alırsak 8a 8 a eksi eksi 20 20. toplarsak 11a 11 a eksi 5. eksi 5. Bunu neyden çıkaracağız? 20a'dan. Hadi bir sonucu bulun bakalım kimler yanlış yapıyor onu bir göreyim. Çünkü ben uyardığım bir şeyi hata yapacaksınız da o yüzden. Hadi Elif Turu. Hayır. Hocam bir daha yaptığınız şeyi bir daha söyler misiniz? Anlamadım mı? Ya normal sayıları çarpıyormuş gibi çarp. 4 liradan 3 kalem alsan 4 çarpı 3 yapacaksın. Yine aynı şekilde çarparak ilerle. Evet, hata yapanları görmek istiyorum. O yüzden devamını söylemedim. Hocam bu bilgisayarın klavyesinde toplama işareti nerede? Bunu 4 işaretinde var. Mac mi seninki? Aa, evet tamam buldum. Evet benim demek. Ben cevabını attım. Bakabilir misin? Evet. Bakacağız. Ben de attım. Hadi bakalım. Evet. Değerli arkadaşlar, gayet kolaydı. Sadece dikkat etmemiz gereken şey ne? Bakın 20A'dan bir cebirsel ifadeyi çıkartacağız. İşte bunu çıkarırken Beray ne yapacaksın? Paranteze alacaksın. Parantez için aldığımız için Paranteze almazsan ekler yanlış yaparsın Erva. artmış oluyor. Erva Zehra. O yüzden paranteze alacağız. İşte bakın 11 eksi 11a eksi 5'i bulduk ya. Direkt çıkarırsan ne yaparsın? F'nin 9a eksi 5 yaparsın. Eksi Evet. Ama cevap neymiş? 9a artı 5. Hatırlarsanız konunun başında parantezi anlatırken üstüne bastıra bastıra söyledim değil mi? Parantezi unutmayın. Eksiği dağıtacaksınız. Anlaştık mı? Bir cebirsel ifadeden toplamalı çıkarmalı başka bir cebirsel ifadeyi çıkarıyorsan Efe mutlaka paranteze al. Tamam? Yoksa hata yaparsınız. Anladım herkes bu Hocam, durumu. Şunu paranteze almadan yapmalı. Yoksa 20 hocam, eksi 11A eksi 5 yaparsın. O da 9A eksi 5 çıkar. Yanlış olur. hocam bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Ben şey yapmıştım. A artı 5 yazıyor. Onu 3A artı 5 olarak aldım. 4 tane de yazan da Olmaz. 6A eksi 5 olarak. Olmaz. Bak sen de burada A ile çarpmışsın, 5 ile çarpmamışsın 3'ü. Olmaz. Dikkat. Ha. Acele etme. Hocam bu arada siz kahin misiniz? Tam yanlışlıkla şey yapmıştım. O yereden vurdunuz. Evet. Biliyorum. Tam da cevabımı tahmin ettiniz. Bakmadan bilgisayara. Aslanım biz bu işin piri olduk. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Evet. Buna göre bu şehirde taksiyle 4 kilometre yol alan bir kişi böbreğini taksiciye bırakır mı? Yok, soru değilmiş. 4 kilometre yol alan bir kişi ne kadar öder? Bu arada bırakır İkisini hocam. emmettikleri için böbreğini 4 taksici kilometre giden bilmiyorum. adam bankanın önüne gidip ücreti ödemek için kredi çekebilir. Evet arkadaşlar vallahi durumumuz o Zeynep. Hadi bakalım. Hocam direkt bankanın önünde durduktan sonra soyması lazım bankayı. Evet. Sonra taksiciye diyecek ki öndeki aracı takip et. Oluyor ya. Mayoyla mı soyacak? Hadi bakalım. Bir şehirde taksiler için Heat diye bir film vardı. Yıllar önce izlemiştik. O filmde böyle bir sahne vardı. Efsane bir soygun sahnesi vardı. 4 saatlik bir film. O zaman lise hazırlıktayız. Bir arkadaşım var. Televizyonun dibinden izliyor. Biz de İngilizce öğreneceğiz diye altyazısız İngilizce film izliyoruz. 3 saat 42. saniye olmuş. Bizim televizyonun dibinden izleyen arkadaş bana diyor ki İlhami bu bunun diyor karısıymış ya.
Oğlum 3,5 saattir biz ne izliyoruz? Yani tamam İngilizce anlamıyorsun da görmüyor musun da yani gözün de mi yok? Evet. O adam şimdi çevre mühendisi oldu. Büyük bir şirkette çalışıyor. İngilizceyi de toparladı yani. Lisede öyleydi ama. Film izliyoruz. Filmde adam diyor ki "Watch your name." diyor ki bu adamın diyor ismini diyor niye izliyor diyor. Dedim senin anlayacağın İngilizce bu kadar. Watch your name demiyor. Adam hızlı konuştuğu için öyle. Watch your name diyor. Hiç, what's your, adın ne diyor yani. Senin benim gibi what is your name demesini bekleme. Adam Çinli zaten. Aksanlı konuşuyor. What's your name? Böyle konuşuyor. Evet. Evet arkadaşlar. Böbreğini bırakan arkadaşımız ne yapmış? Bakalım. Evet. Çarpacağız. 4 ile 3x artı 2'yi çarptım efendim. 12x artı 8. 4 kilometrenin ücreti. Bir de açılışta var. Unutmayın. Hiç taksiye binmemiş arkadaşlar bunu anlamıyor. Nasıl hocam açılış ücreti? Yani adam kendini garantiye alıyor. Akıllım. İnmek istersen hemen diyor ki bu bir açıldı daha gitmeden bu parayı ödeyeceğim. Evet. Onu da gelip üzerine ekliyoruz. 15x artı 8 oluyor. Yaşadık. Var. Bir öğrenci Hocam ben hiç hayatında tam binmedim. efendim? Ben de hiç binmedim taksiye. Bak olabilir. Şimdi nereden bilsin açılış ücretini? Eda. Bilmeyen Hocam artık bilmeyen. ülkede yeni bir akım dağılacak böyle. Otobüse binip bir kere basıp şehri dolaşma akımı. Olur. Şehrin her yerini görebileceğiniz tek ulaşım aracı. Hocam Hocam bir 42'ye geriye biniyorsunuz. gelebilir misiniz? Neye biniyoruz? 42 hocam biniyorsunuz. Başı büyük Maltepe. Başı büyük Maltepe. Ha, dönüp duruyorsun. Evet hocam. Evet. Taksiye binerseniz hocam herhangi bir şehrin etrafında dolaşmadan önce organlarınızın hepsini satacağınız için göremezsiniz. O Şey önemli yapıyorum. detay. O organ bağışı kağıdı imzalatın. Ondan sonra yolculuğa başlayabiliyorsun. Evet. Önce buraya bir imza alalım. Ya arkadaşlar geçen biri öyle göstermiş. Diyor ki ben diyor taksicilerin bug'ını buldum diyor Fatih'te. Ne diyor? Kendi profilimi diyor Arap Şeyhi şeklinde yaptım diyor. Tak diyor anında geliyorlar diyor. Evet Arap Şeyhi olunca diyor direkt geliyorlar. hocam. Ya. Türk insanıyla mücadele edilmez. Biliyorsunuz Almanya'da bir yıl bir olay olmuş. Bu gerçek. Telefon kulübelerinde bakmışlar ki çok fazla görüşme var ama içinde jeton yok ve kulübelerin çürüdüğünü fark etmişler. Demir kulübeler. Sonra bir araştırıyorlar ki arkadaşlar bizim Türkler jeton şeklinde buz kalıpları yapmışlar. Buz kalıplarını atıyorlar. Evet. Hocam ne kadar dahiler hocam. Bu dahiliğini keşke ülkemizde de kullansalar. Arkadaşlar Hocam kulübeler. ama adamlar haklı yani. Direkt jetona para vermeyip beleşe kullanıyorlar. Evet. Şimdi benim o anlattığım çevre mühendisi olan arkadaş bir gün bir tane arkadaş anlatıyor. Diyor ki geçen diyor bir yazı okudum diyor. Trene diyor o zamanlar trende arkadaşlar biletçiler içeride kontrol ediyordu. Biletçi seni yakalamazsa istediğin kadar bedava gidebilirsin. Bu da Cevizli'den Maltepe'ye trenle geliyor okula. 3 yıl boyunca kaçak binmiş. Hiç bilet almamış. Arkadaş da dedi ki ya dedi böyle yapanların dedi işte okudum dedi bir din kitabında bütün trendekilerden helallik alması gerekiyormuş. Arkadaş başladı ağlamaya. Lise 3'teyiz. Niye dedi? Ben cehennemliyim oğlum dedi. Niye? Ben dedi 3 yıldır trenle geliyorum. Bir kere bilet almadım. Hep kaçak geldim falan. Evet arkadaş. 6x küp eksi. Aklıma geldi şimdi biliyorum. 4x artı 7. Kaç tane terim var? 3 tane terim var. Geç. Arkadaşlar katsayılar toplamı 3 eksi 2 7 daha ne yaptı? 5. Beş. Geçtim. Bu ifadenin sonucuyla aynıdır. Buyurun söyleyin geçelim. Beyhan. Evet. Beyhan. 24 24. 24 A küp Beyhan'da var değerli arkadaşlar. Hocam C değil mi? Hayır C. hocam Ceyhan. Ceyhan hocam. Ceyhan hocam Ceyhan. Ha bu A üzerinde orta oluyor. Özür dilerim ya. Evet. Aşağıda verilen Ne oldu? markalar siz Beyhan diyorsunuz diye B dedim. Hangisi diyor? İki Neymiş? değişim. İki değişim. Adana. Hangisi? Adana. 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 Adana'ya Evet. gidek mi? Kebabından yiyek mi? Evet. Hangisi yanlıştır? Denizli. 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 Ne yaptın be usta? Değil mi? Geçtik. Arkadaşlar hangisidir?
Adana. Ben de bilmiyorum. Adana. 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 2025 LGS sorusu. Ya arkadaşlar gerçekten ama bak bunu sordular. X eksi 4 bunun alanı nedir dediler. Bu karenin alanı nedir? Bunu sordular geçen yıl. Geçen yıl sordular. Hocam ben arkadaşımınkine baktım. Hatta ilk soru ya da ikinci soru falan. Evet Bunu hocam. sordular. Bak arkadaşlar geçen yıl bu soruyu sormasalar bana deseler ki böyle bir soru sorarlar yok da. Ama hocam puanı da düşüktür hocam. Soruyu yapsanız bile puan da önemli. Ya evladım zaten ben ortalama matematik yapanlardan 10 net istiyorum. Adam bedavadan %10'luk vermiş. Evet. Hadi bakalım. Neyse kapatalım Melik. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları x artı 2 ve x artı 5 olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı nedir? Ceyhan. Evet, sabit terim Ceyhan. 10 gelecek. X kare gelecek, o da görünüyor. 2x ile 5x gelecek, o da ne olur? 7x olur. Artık yapa yapa bunu böyle gözünüzde görebilecek konuma geleceksiniz değerli arkadaşlar. Üçgeni sormuş. Buyurun yapalım. X'e x'i çarptır Meryem. X kare. X kare. X'e 5x'i 5'i çarptır 5x. 5x. Eksi 3x. Eksi 15. Burası 2x mi etti? Evet. Evet. Bizde ne yok sadece? 2x. 2x. Yok. Hangisi yanlıştır efendim? Bir bakın. Denizli. Denizli. Denizli Denizli. yanlıştır. Zaten Denizli. eşitleri anlattığımda bunun yanlış olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu aradaki işaret eksi olmalı. Hangisi yanlıştır? Bursa. Denizli. 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 Ve Denizli diyorlar. Çünkü buradaki katsayıların çarpımı kaç? 18. 18. 18. Geçelim. Dura bakalım. Hocam bu soruyu bir anlatabilir misiniz? Çok kolay. Önce ifadeyi bir yapıyoruz. Düzenliyoruz. Sonra katsayılarını bulacağız. Yok Yapalım. yaptım da işlemin sonucuyla Bakın. tutuşmuyor. 3x. Sesler karışmasın. Eksi kaç? 15. Eksi 15. Şimdi burayı eksi 4 ile çarpayım. Eksi 8. Eksi 4 ile çarptığım için artı 12x. Karıştırmayalım, tamam mı? Arkadaşlar başka var mı? Yok. Hemen Yok. yapıyorum. 15x eksi 23 mü? Arkadaşlar toplarsak bunun katsayısı 15. Bu da eksi 23. Eksi 8. Oldu mu? Ben bunları çarpmışım, o yüzden Anladım hocam. Çarpmayacaksın. Dikkat. Bir de şurada hata yapmamak için ne yaptım ben? Eksi 4 ile çarptım. Bu eksiden de kurtuldum. Hocam nasıl 8 çıkıyor? 23'ten 15'i mi çıkartayım? Katsayısı bunun 15. Burada eksi 23. Türkçe'de 8. Ha tamam. Evet Taha. Buyurun. Bunun en sade halini istemiş bizden. Çarpıyorum. A kare 5A eksi 3A Tamam. eksi 15. Dışarıda da bir artı 15 vardı. Birbirlerini Artı 15. A kare artı Artı 2. A. tamam mı? Evet, yetiştireyim. Biraz hızlı gidiyorum. Evet Evet. arkadaşlar bakalım. Şurayı görme. Bunları sana bilgi olarak vermiş. Adana. X 1 1 x x 1. Bu taraf 2x artı 1. Diğer taraf Adana değil mi hocam? x artı 2. X artı 2. hangisi Adana. daha? X artı. X Adana'ya gidip artı 1. çekmek X artı. yiyecek mi? Hadi bakalım. Adana'ya gitti. Bir Adana kebap olsa ne giderdi gece gece? Geçeceğiz. Arkadaşlar. Hocam benim bildiğim çok güzel bir mekan var da kapanacak. Kapandı mı? Hocam kapanacak, başka yerde açacaklarmış. Kim? Neresi kapanıyor? Söyle bakayım. Hocam Mardinli bir şey ustaydı bizim. Ha, yok ben de korktum. Çınaraltı mı diye dedim. Çınaraltı Hocam hadi kalkıp yemeğe gidelim. deme bak deme. Arkadaşlar üniversiteye başladım. Tabii ben şanslıyım. Kendi ailemin yanında üniversite okuyorum. Bir arkadaşım var, o da bekar evinde kalıyor. Ege'li. Evet. Ama yani çok zengin bir çocuk. Neyse. Melek sesi kapat. Melek sesi kapat. Arkadaşlar gece 1:30.
Halı saha maçı yapmışız 12-1 Aydın Evler'de. Halı saha bitiyor, maç bitiyor arkadaşlar. Soluğu nerede alıyoruz? Dürümcü'de. Ya arkadaşlar ben üniversiteye başladığımda 50 kiloydum. Üniversiteyi bitirirken 64-65 kiloya geldim onun yüzünden. Bak gece beni arıyor. Saat 2.30 olmuş, 3 olmuş. Diyor ki aşağıya gelsene. Bizim eve E5'in üstünde aşağı gel demek yani 45 dakika yürüyeceğim onun olduğu yere. Oradan da yarım saat yürüyeceğiz. Dürümcü'ye gideceğiz. Diyorum ki Yasir bak şimdi ben oradan 45 dakika ineceğim. Yarım saatte sen de ya olsun diyor ya takılırız. Yalnız öyle bir ses tonu var ki 120 kiloydu zaten. Hayır demem mümkün değil. Arkadaşlar gecenin o yarısına gidiyoruz ve hareket şu. Çınaraltı'na gittin mi hiç Ahmet? Tuna gitmiştir belki. Tuna gittin mi Çınaraltı'na? Ortam zaten yediriyor. Efsane ortam. Arkadaşlar oturuyoruz. Hareketi şu arkadaşın. Oradakiler de ezberlemiş. Bu hareket ne demek biliyor musunuz? Masayı donat demek. Garsonlar ezbere biliyor. Hocam gecenin köründe nasıl yiyorsunuz hocam? Uykunuz Arkadaşlar gelmiyor mu? bak halı saha maçı yapıp o yorgunlukla gidip onları yiyip sabah da derse yetişememek mükemmel oluyordu. Evet. Hocam Çınaraltı'ya gideceğim. Neredeydi? Tanıdık geliyor. İdealtepe Köprüsü var ya onun altında hemen. Dere var ya, pis dere Biliyorum. var ya, pis derenin yanında falan demiş. Arkadaşlar yıllar önce çok kötü bir yerdi. Yani gitseniz dersiniz ki hocam bu lezzet burada nasıl oluyor? Pis bir derenin yanında bu adam bunu nasıl yapıyor? Şu an arkadaşlar adam paraya para demiyor. Ve Lezzeti orada şimdi hocam o tarafı pis derede o suyun bak lezzeti. adam arkadaşlar kebapçı ne dersin? Anteplidir, Urfalıdır, Adanalıdır, Doğuludur dersin değil mi? Evet. Amcanın tipi aynen oralar. Ama amca biz yıllar İzmirli. sonra öğrendik. Amca nereli biliyor musunuz? Kütahyalı. Kütahyalı. Evet. Adam Kütahya Borsası. Kütahyalı. Ama otur konuş dersin ki kesin Adıyamanlı falan dersin. Efsane arkadaşlar. Maltepe'de Çınaraltı derim. Tek geçerim yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Öyle. Hocam ders ne zaman İkramlar da bitecek? gelir. Ders ne zaman bitecek? İnşallah çıkışta yemeğe gidiyoruz. Çorbacıya. Hocam valla Gerçekten olur olur yemin hocam. ederim olur hocam valla. Hocam ben almayayım. Ama, Ben o bugün zaman çünkü bir şey yemeyeceğim. madem öyle adresi veriyorum. Gece 2'de herkesle arkadaşlar kınacıda buluşuyoruz. Kınacıyı bilenler var. Kınacıyı nereden bilelim hocam? Kınacı Arkadaşlar Sefa restoranda. Köy. Hocam bence bir tane düğün bulalım. Düğün yemeklerini Yok mu? Edirne'liler yapalım. falan bilmiyor mu Edirne'liler? Kınacı Sefa Köy'de. Buldum. Ben Bir biliyorum. yerde bulacağım. Kimdiniz? Kınacıyı biliyor musun? Arkadaşlar. Hacı. Üniversite bitti. Öğretmenliğe başladık. O zaman da öğretmen arkadaşlar. Arabası da var artık herkesin. Hocam ya bu akşam kınacıda bulaşalım mı? Buradan kınacıya gitmem kaç kilometre biliyor musunuz? 70 kilometre. 70 kilometre çorba içmeye gidilir mi? Gittik. Kaç defa? Gidilir. Hocam gidilmez ya. Gidilmez, Evet gidilmez. ya. Bir de çorba Hocam geliyor. tavuk pilav olsaydı gidilirdi ama. Peki. O çorbayı içmek yerine yaktığınız benzini için var ya 10 yıl yemeyebilirsiniz. 10 yıl çorbaya Ya. ihtiyacınız kalmaz. Orada İsmail çorbaya gitmiyorsun. Orada neye gidiyorsun arkadaşlarına? Sohbet etmeye. Ortama gidiyorsun. Dertleşiyor, muhabbet ediyor. Ne yap? Hocam arabanın gazına basın vitesi olduğu yerde durur. Zaten araba sizinle sohbet etmeye başlar bir süre sonra işkence çektiği için. Arkadaşlar hangisi yanlıştır? Denizli. Bakıyoruz. Denizli. Denizli. Evet. Denizli Doğru. dediniz. Bildiniz. Hemen şöyle bakalım. Bunlar kolay. Çok kolay. Gerçekten çok kolay. Hocam hiçbiri uğraştırmıyor ki. Şunu Bu on bakıyoruz. birinci soru. Evet. Sabit terim eksi 3. Kat sayılar toplamı 2. Hangisi? İkisi. Denizli. Şile ders işliyor. He? Evet. Adam 2-3 şile ders. Evet. Ne arkadaşlar? Denizli. Denizli. Nereden Denizli? Eksi 2, eksi 3 ve Eksi 3 ve 7. eksi Değil mi? Sabit sayılarımız 7, eksi 2, 2. eksi 2 3. eksi 3. Hocam 18. soru neydi? Yemek anılarını Ramazan'a ayırıyorum. Ramazan'da iftara yakın onları böyle sıralayacağım size arkadaşlar. Yapmayın hocam. Hocam yapmayın ya. Hocam zaten Hocam vallahi yapmayın. şaka şaka. Yani çok şükür. Sokakta köfte ekmek de yedik. En lüks restoranda çatalı bıçağı nereye koyamayacağımızı bilemeyecek şekilde yemekte yedik yani. En kralında da arkadaşlar. Evet. En son Dolmabahçe'de yemek yemiştik. Davetliydik. Çırağan Sarayı'nda da bir düğüne gitmiştik. Orada da yemişliğimiz var yani. Ama orada şaşırıyorsun.
İnsan ister istemez psikolojik olarak etkileniyor. Çatal hangi elle tutuluyordu? Doğru tutsan bile ortam sana baskı oluşturuyor. Evet. Peki arkadaşlar, eşitliğinin doğru olması için A yerine hangi sayıyı yazmalıyız? Yani diyor ki x'li terimin katsayısını bul. Hadi bakalım. Ceyhan. Ceyhan. Ceyhan mı? Evet. Sanki birileri daha önceden çözmüş gibi hemen söylüyor. Allah Allah hocam, acaba kim ya? Acaba ki. Ben bütün sınıf çözmüş hocam, Ama bunun kimi yok? çalışıyorsunuz demek. X'e x'i çarptım, x kare. Evet. X'e 6'yı çarptım, artı 6x. Artı Bununla bunu 6. çarptım, eksi 5x. Bununla bunu çarptım, eksi 30. Var mı ben burada anlamadım diyen, sıkıntı var diyen? Yok. Hocam ben anlamadım. Melek nereye anlamadın? Melek, Hocam şimdi. normal çarpmamızı yapıyoruz. Birinci ile birinciyi çarptık x kare. Birinci ile ikinciyi Ha. çarptık 6x. İkinci ile birinciyi çarptık eksi 5x. İkinci ile birinciyi çarptık eksi 30. Okey? Tamam hocam, teşekkürler. Evet. Arkadaşlar burada çıkarırsak x kaldı. X kare artı x eksi Artı 30. Heh. Bunun katsayısı kaç? Önünde bir şey yok. Ne? bir. İyi. Bir. Ben direkt 6x'ten eksi 5x'i çıkardım. Evet. Değerli arkadaşlar, böylelikle bu kısmı bitirdik. Yavaş yavaş asıl yere doğru geliyoruz. Şurada ufak bir işimiz var. Çok basit. Ondan sonra tam kare ifadeler. Diyeceksiniz ki, yani hani bir ifade vardır ya, bir öğrenen pişman, bir de öğrenmeyen pişman. Öğrenen pişman, sorular hep buradan geliyor. Öğrenmeyen zaten pişman, soru geliyor yapamıyor. O yüzden ama kolay, dört tane ifademiz var. Bunu ezbere bilen olayı götürüyor. Bilemeyen, evet. Allah yardımcısı olsun. Hocam o değil de konuların yarısını bitirdik neredeyse yarısını. Evet, bitirdik. Yani bir şey yok bu Ya şurada ne kaldı ki? Bitiyor zaten. İki konu çok kısa. Üçgenler falan kolay. Yani buradan gelen bak. Şuradan çarpanlar katlar iki soru. Üstlü ifadeler üç soru. Beş etti. Köklü ifadeler üç soru. Sekiz etti. Veri analizi iki etti. On. Olasılık bir ya da iki. On bir, on iki. Cebirselden de üç tane geldi. 14 soruluk yeri bitirmiş olacağız. Hocam Altı. biz Yani, konular bitince yani derslerde konu soruluk olarak çözeceğiz. yarılasak da soru olarak 14 sorunun geldiği yer ilk 6 konu. Tamam. Hı. Diğerlerinden 6 soru kaldı. Efendim? Hocam konular bitince biz konularla alakalı soru mu çözeceğiz her ders? Arkadaşlar, daha biz size hiçbir şey yapmadık. Şu an hala size Hocam yarın ders var mı? asıl olay ne zaman başlayacak biliyor musunuz? Biz bu konuları hemen bitireceğiz. Sonra ver bakalım neyleri? Soru çözümlerini. Onlar da seviye seviye. Yes. Kolay, orada zor diye. Bu şekilde asıl olay Hocam başlıyor. Evet. milliyetin biraz daha konu eklesin o zaman.